Ne zaman bir kebapçıya gitseniz aynı durumu yaşarsınız. Yediğiniz et parçalarından bazıları midenize gitmek istemez ve dişlerinizin arasına girer. Bazen öyle bir yerleşir ki sanki kalıcı bir şekilde oraya taşınmıştır. Bu davetsiz misafirden rahatsız olan dişleriniz beyninize bir takım sinyaller göndererek durumu çözmesini ister. İşte sürekli bu isteğe maruz kalmaktır. Beynin kürdan diye bir şey icat etmesine neden olan. İlgili et parçası dişlerinizin arasından çıktığında garip bir rahatlama hissedersiniz. Çünkü beynimiz sabit koşulları sever. Vücudumuzda ne zaman farklı bir durum oluşsa beynimiz sorunu çözene kadar onunla ilgilenir. Her ne kadar biz sevmesek de vücudumuz için erken bir uyarı sistemi olan ağrı kavramı bu duruma hizmet eder. Bu sistem yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda kendisini ciddiye almanız için sizi pek de hoşunuza gitmeyecek şekillerde uyarır. Peki söz konusu ağrı mekanizması olduğunda vücudumuzda neler olmaktadır? Örneğin diş ağrısını ele alalım. Dişlerimiz de vücudumuzdaki diğer birçok organ gibi işlerini yaptığı müddetçe farkına varamadığımız ama herhangi bir sorun oluştuğunda kıymetini her hücremizle hissettiğimiz yapılardan birisidir. Muhtemelen hayatınızın bir aşamasında korkunç bir diş ağrısı çektiğiniz dönem olmuştur. O ağrıyı hatırlamaya çalışın lütfen. Hiç dinmeyen, sürekli sızlayan ve kafanıza yayılarak baş ağrısına dönüşen o korkunç hissiyattan bahsediyorum. Peki böyle hissetmenize neden olan şey tam olarak nedir? Vücudumuzun birçok bölgesinde ağrıyı algılayan özelleşmiş yapılar bulunmaktadır. Biz bunlara ağrı reseptörü ya da nosiseptör diyoruz. Bu yapılar deri, eklem, diş ve birçok iç organın yapısında bulunur ve burada herhangi bir ağrılı uyaran oluşursa bu bilgiyi hemen beyne ileterek sorunu çözmesini ister. Peki bu yapılar ağrıyı nasıl tanır? Hemen belirtelim, bu durum oldukça fazla etkenin yer aldığı karışık bir süreç olup en basit haliyle özetlenecektir. Diyelim ki vücudunuzun içinde bir yerlerde oradaki hücrelere zarar veren bir durum var. Hücre düzeyinde gerçekleşen bu durumdan haberdar olmanız tabii ki de imkansız. Bunun bilincinde olan hücre araşidonik asit denen bir madde salgılar. Bu madde oradaki siklooksijenaz adını verdiğimiz enzimlere bağlanarak prostaglandin oluşmasını sağlar. Böylece yakınlarda yer alan ağrı reseptörleri durumdan haberdar edilir. İlgili reseptörler de bu bilgiyi hızlıca beyne gönderir. Bu durumda gerek beyniniz gerekse de siz sorundan haberdar olursunuz. Beyniniz bazen bu sorunu sizden bağımsız çözer. Örneğin uzun süre sabit bir durumda oturduğunuzda vücudunuzun ağırlığı altında zarar görmeye başlayan bölgeler benzer bir mantıkla beyninizi uyarır. Bu durumda beyniniz size çaktırmadan bilinçsiz bir şekilde oturma pozisyonunuzu değiştirmenizi sağlar. Bazen beyniniz sorunu kendi başına çözemez ve sizden yardım ister. Sizi harekete geçirebilmek için hiç de hoşunuza gitmeyecek bir hissiyat ile baş başa bırakır sizi. Tıpkı diş ağrısında olduğu gibi siz diş hekimine gidene kadar adeta başınızın etini yer durur. En sonunda çektiğiniz ağrı öyle bir hal alır ki artık beyni duymamazlıktan gelemezsiniz. Her ne kadar çok kıymetli olsa da ağrıdan nefret etme gücü o kadar kuvvetlidir ki hayatımıza ağrı kesici diye bir şeyin girmesini sağlamıştır. Peki ağrı kesiciler ne yapar? Ağzınıza attığınız sapın içindeki minik süper kahramanlar hızla ağrının olduğu yere gidip ağrının sebebini ortadan mı kaldırır? Moleküler düzeyde neler olduğuna bakmadan önce gelin insanın ağrı kesici ile ilk tanışmasına bakalım. Sümer, Antik Yunan ve Mısır'da ağrıyı dindirmek için bazı ağaçların kabukları kullanılıyordu. Modern tıbbın babası Hipokrat ise söğüt kabuğu çiğnemenin ağrıyı hafiflettiğini belirtmiştir. 18. yüzyılda ise Edward Stone'un söğüt ağacının kabuğundan elde ettiği toz ağrı, ateş ve iltihap gibi durumlarda ilaç olarak kullanılmaya başlanmıştır. İlerleyen yıllarla beraber salisin ve asetil salisilik asit kimyasallarının sentezlenmesiyle 1897 yılında ilk ağrı kesici ilaç piyasaya sürülmüştür. Bu ilacın adı aspirindir. Peki ağrı kesiciler tam olarak ne yapmaktadır? Hatırlayacak olursak hücre zarar gördüğünde araşidonik asit salgılar. Bu da siklooksijenaz enzimlerine bağlanarak prostaglandinlerin oluşmasını sağlardı. Normalde siklooksijenaz enziminin aktif bölgeleri araşidonik asit ile oldukça uyumludur. Tıpkı anahtar kilit modelinde olduğu gibi. İşte ağrı kesiciler tam da burada devreye girmektedir. İlgili enzimin aktif bölgesine yerleşerek araşidonik asitlerin buraya bağlanmasını önlerler.
Doğal olarak araşidonik asit buraya bağlanamadığından ilgili reaksiyon oluşamaz ve ağrı bilgisi beyne iletilemez. Burada altını çizmemiz gereken önemli nokta şudur. Ağrı kesiciler ağrıya neden olan faktörü ortadan kaldırmazlar. Sadece bu durumu beyninizin algılamasını önlerler. Bu da geçici bir süre kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. O nedenle ağrıyı oluşturan asıl faktör ortadan kalkmadığı müddetçe ilgili ağrıya tekrar maruz kalırsınız. Ağrının derecesi ve tipleri bulunmaktadır ve bu durum kişiden kişiye değişiklik gösterir. Kimisinin ağrı eşiği çok düşükken kimisinin ağrı eşiği çok yüksektir. Bunun birçok nedeni olmakla beraber 2015 yılında farelerde yapılan ilginç bir çalışmanın sonuçlarını sizlerle paylaşalım. Normalde söz konusu ağrı olduğunda kadın ve erkek arasında farklılıklar olduğu bilinmektedir. Ama Nature Neuroscience'da yayınlanan bu çalışma ağrı sinyallerinin işlenmesinde rol alan bir takım süreçlerin de kadın ve erkek arasında farklı işlediğini göstermiştir. Kim bilir belki de bu fark ileride cinsiyete özgü ağrı kesicilerin geliştirilmesine neden olacaktır. Son olarak şunu belirtelim. Söz konusu bir takım ağrılar olduğunda ağrınızı dindirecek çeşitli fizyolojik mekanizmalar olduğunu da hatırlatalım. Konuyu merak edenler kanalımızın ilk videosu olan Öpeyim de geçsin videosuna bir göz atabilirler.